Atatürk Olimpiyat Stadyumundaki Şampiyonlar Ligi finali için nefesler tutuldu. Mavilerin randevusunda Manchester'ın harika takımı mı, Milano kentinin fiyakalıları mı taçlanacak merak edile dursun, 7,5 kiloluk o prestijli kupa ilk kez bir Türk'ün elinde yükselecek. Hakan'la İlkay'ın kapışmasına günler kala, Kupa 1'deki Türk finallerine göz atma zamanı. 2005'te tarihin en güzel finaline ev sahipliği yapan İstanbul'da bakalım kim zafere ulaşacak. Bir tarafta Balıkesirli bir ailenin oğlu İlkay, diğer yanda Bayburtlu bir ailenin çocuğu Hakan. Biri düğününü burada yaptı, diğeri zeybek oynadı. Biraz oralılar, biraz buralı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilcimizin istatistikleri aynı. Hem City'nin dinamosu İlkay Gündoğan, hem Inter'in silahı Hakan Çalhanoğlu Devler Arenası'nda bir gol, iki asistle oynuyor. İngiliz ekibinin ayrıca kaptanı olan İlkay 12, Hakan ise Şampiyonlar Ligi'nde 11 defa sahne almış durumda. Dursun Bey'den Rur bölgesine taşındı İlkay'ın dedesi. Başta tek başına gitmiş, ailesini memleketinde bırakmıştı. Uyum sağlayacak mıydı? Daracık bir bölgede yaşayan milyonlar, dip dibe şehirler. Futbol literatüründe bin derbiler diyarı olarak da tanımlanan mıntıkada 4.435 kilometrelik bir alanda 5 milyon kadar insan yaşıyor. Başta Polonyalılar, ardından bölgeye çalışmaya gelen Yunanlar, İtalyanlar, İspanyollar, Türkler. Hepsi bu potada eridiler. Onların belki de tek eğlencesiydi futbol. Birbirlerine tramvay mesafesindeki takımlar, kıyasıya rekabetler. Bölgedeki işçilerin yazgısı Dortmund'un bugünkü renkleriydi. Biranın sarısı, kömürün karası. Uzun bir süre Almanya'nın itici gücü olan havzada zamanla maden ve demir çelik sanayinin tasfiyesi başlıyor, işsizlik tırmanıyordu. 2018'de de son kömür ocağı kapatılıyordu. Fakat o bölge yıllarca sosis diyarının atar damarıydı. Birçoklarının ekmek kapısıydı. İşte Gündoğan ailesi de topraklara böyle adım atmıştı. Hayata uyum sağlayan dede sonradan ailesini de yanına almıştı. Böylece 1979'da Almanya'ya gelen İrfan Gündoğan, 11 yıl sonra doğan oğluna İlkay adını veriyordu. Gersen Kürşen'de dünyaya gelen o çocuğun kariyeri de bölgenin iki büyük gücünün öyküsünü biraz anlatıyor. Önce minik yerel ekiplerde top peşinde koşan ufaklık bastı bacaktı fakat tekniği muazzamdı. Garaj kapısında seken topların çıkardığı sesler kimi komşuları rahatsız etse de o en sevdiği oyuncağından bir türlü kopmuyordu. Kimi zaman yarıda kesilen oyunlar, idmanlar beraber yaşamın gereğiydi. Yine de çocuk her bulduğu fırsatta meşin yuvarlığın peşindeydi. 8 yaşında girdiği Schalke kapısından ertesi sene çıkmıştı. Mavi beyazlılar sonradan hatalarının farkına varsa da ok yerden çıkmıştı bir kere. İlkay bir daha asla oraya gitmemiş, ezeli rakipleri Borussia Dortmund'a karar kılmıştı. Schalke'nin ona yaşattığını asla unutmamıştı. 1958'den bu yana şampiyonluğa hasret olan Schalke'nin birçok yanlışından biri de buydu. Futbol kariyeri sürerken eğitimini aksatmayan o çocuk lise diplomasını cebine koyuyordu. Ünlü şair Bertolt Brecht'in adını taşıyan okulu özel bir proje okuluydu. Mezuniyetten sonra tüm öğretmenlerini bir İtalyan restoranına davet eden 20 yaşındaki İlkay o tarihte okulunun anlaşmalı olduğu Nürnberg'te oynuyordu. Derken geldiği Dortmund'a markalaşan orta saha 2012'de lig kupa dublesi yapan takımın bir parçasıydı. Olimpiyat stadyumundaki finalde Bayern'i beşlik simide çeviren Jürgen Klopp'un öğrencilerinin ayak sesleri o günlerde kulakları sağır ediyordu. Ertesi yıl bu iki ekip çıtayı yükseltip Şampiyonlar Ligi finalinde buluşuyordu. Devler Arenası'nı Almanya Kupası'na çevirmişlerdi adeta. Futbolun mabedi Wembley'de Bayern gülerken Dortmund'un şeref sayısını penaltıdan İlkay atmıştı. Uzatmalarda çimlere ayak basan Nuri Şahin'i de sayarsanız sahada bizim çocuklardan iki tane vardı. Dursun Beyliği Dünya Gündoğan diye bilirken milli takımımızı seçen diğer maestro Türkiye formasıyla asla şahinleşememişti. Oysa ondan bir yaş küçük olan Özil panzerleri mesut edecekti. Gelenek bozulmamıştı. Final gören bu toprakların çocuğu yine ağlamıştı.
Tıpkı daha önce olduğu gibi. 2014'te Mesut'un döktürdüğü Almanya Dünya Kupası'nı kaldırırken İlkay sakatlığı yüzünden kadroda değildi. Nuri deseniz turnuvayı sizin benim gibi ekrandan izlemişti. 2016'da Manchester City'ye transfer olan İlkay, Fernandinho'nun gidişinden sonra kaptan olmuştu. Her şeyi kazandığı kariyerinde tek bir eksik var. Eğer İstanbul'da şeytanın bacağını kırarsa kupayı da ilk o kaldıracak. Gets it to Gundogan, great turn from İlkay Gundogan and what a goal that is! Struck it in the bottom right corner. Devastating strike. Frikiklerin ustası Hakan Çalhanoğlu'yla devam edelim. O da İlkay gibi Almanya doğumlu. Ailesi derseniz Bayburtlu. Aslında her şey Hüseyin Çalhanoğlu'nun evlendikten sonra Almanya'ya göç etmesiyle başlamıştı. Amatör futbolda oynayan Hüseyin Çalhanoğlu, dünya evine girdikten sonra futbolu bırakmıştı. Bir taraftan yeni yaşamına tutunmaya çalışıyor, diğer yandan tutkusundan kopmamak için bir takım kuruyordu. 1992'de arkadaşlarıyla kurduğu Transpor Mannheim kapısından zamanla oğulları girecekti. Muhammed olmasa da abisi Hakan'ın ismini tüm dünya öğrenecekti. Futbolcu bir ailede dünyaya gözlerini açan Hakan'ı ilk babası keşfetmişti. Hüseyin Bey'in takımında futbola başlayan kardeşler kısa süre içinde kentin takımı Waldhof Mannheim'in yolunu tutmuştu. 15'inde Karlsruhe altyapısına transfer olan delikanlı 2 yıl yatılı okulda kalıyor, idmanlara bazen yürüyerek gidiyordu. A takımda fazla vakit geçirmemiş, 19'unda Hamburg'un yolunu tutmuştu. Liman kentinde geçirdiği tek sezonda attığı 11 gol yapacaklarının teminatıydı. Milli takımımızı seçen Çalhanoğlu, Türkiye'nin Mesut'u olmak istiyor, bunu röportajlarında da söylüyordu. Almanya'daki Türklerden ilk Mehmet Scholl parlamış, Nuri bir jenerasyonun harika çocuğu olsa da Mesut'un gölgesinde kalmıştı. 2014'te etiketine yaklaşık 15 milyon avro sayan Bayer Leverkusen delikanlıyı transfer etmişti. Bundesliga, Şampiyonlar Ligi, Almanya Kupası. Her kulvarda gollerine devam eden orta saha oyuncusunun frikikleri bayağı ses getiriyordu. Duran topların ustasının avladıkları arasında Bayern Münih de vardı. 2017'de Milan'ın yolunu tutmuştu. İtalya devi 20 milyon avro verdiği oyuncuya bir de 10 numarayı vermişti. Kırmızı siyahlılarda 4 sezon geçirdikten sonra verdiği kararla tüm çizmede manşetti. Sözleşmesi sona erdikten sonra kentin mavi yakalıları Inter'e bedavaya gitmişti. Bu kulüpte kazandığı 2 İtalya Kupası kariyerindeki önemli başarılar arasında. Bir tarafta Balıkesir'de yaptığı yatırımlarla da bilinen İlkay, diğer yanda tatillerde hep Bayburt'a giden Hakan. Ekmek peşinde Almanya'nın yolunu tutan iki ailenin yolu bu sefer İstanbul'da kesişecek. Kim kazanırsa kazansın, tarihte bir ilk yaşanacak, Avrupa'nın en prestijli kupasını ilk kez Türk kökenli bir oyuncu kaldıracak. Peki daha önce finallerde kimlerin ağladığını hatırlıyor musunuz? Yıldıray, Hamit, Nuri, İlkay daha önce kupaların kupasında final görmüştü. Birçoklarınızın Arda dediğini duyuyor gibiyim. Ancak hatırlatayım, Arda 2014 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalini sakatlığı yüzünden kenardan izlemişti. Siz aramaya inanın, bugünlerde karşınıza çıkan birçok habere takılmayın. Eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası, yeni ismiyle Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez final oynayan Yıldıray Baştürk'tü. Bir döneme damgasını vuran maestro, peki bir Avrupa Kupası'nda final oynayan ilk Türk mü? Müdürün affına sığınıyorum, rahmet isteyen bir efsaneye bir paragraf açıyorum. Futbolumuzun gördüğü en zarif insandı Can Bartu. Şıktı, parlardı. Gerek sahalarda sanatını konuştururken, gerekse de ekranlarda yorum yaparken hep farklıydı. Kariyerinin ilk günlerindeki alaycılığı hayatının sonuna kadar göğsünde bir madalya gibi taşımıştı. Zira Can'dı. Baba Can'dı. Kimse onu sorgulayamazdı. 1961'de Fiorentina'ya transfer olan Senior, ertesi yıl Kupa Galipleri Kupası finalinde sahne alarak tarihe geçmişti. O maç berabere bitmiş, format gereği oynanan tekrar maçını ise Atletico Madrid rahat kazanmıştı demeli, Yıldıray'la devam etmeli. Bartınlı bir ailenin çocuğuydu. Babası madenciydi. Altyapısında yetiştiği Wattenscheid, daha sonra Altın Top Biraderlerinde profesyonelliğe adım attığı yerdi.
siyah beyazlılardan gittiği Bochum'da adından söz ettirmiş, 2001'de geldiği Leverkusen'de ünlenmişti. 2002 onun için rüya gibiydi. Fenerbahçe, Lyon ve Barcelona ile aynı grupta yer alan Alman ekibi, Katalanların ardından ikinci sırada yer alarak son 16'ya kalmıştı. Barcelona'ya attığı gol, milli yıldızımızın unutulmazlarındandı. Leverkusen'in final yolu İngilizlerden geçiyordu. Son 8'de Liverpool'u eleyen Alman ekibi, yarı finalde de Manchester United'ı aşmıştı. Klaus Toppmöller'in öğrencilerinin peri masalı, Real Madrid karşısında da devam edecek miydi? Yıldızlar topluluğunda açılışı Raul yapıyor, Lucio skoru eşitliyordu. İlk yarının sonunda, sonradan Fenerbahçe'ye gelecek olan Roberto Carlos'un ortasına voleyi yapıştıran Zinedine Zidane, şampiyonu ilan etmişti. Fransızların unutulmaz beyni Zizou, soluyla şiir yazınca Yıldıray ve arkadaşları ağlamıştı. Yıldıray'ın milli takım kariyerindeki ilk başarısı 1997 Akdeniz oyunlarında elde ettiği ikincilikti. Finalde ay yıldızlıların farklı kaybettiği İtalya'da kimler yoktu ki? Kalede Buffon, savunmada 11 yıl Juventus'a oynayan Birindelli, özgeçmişinde Milan, Barcelona, Inter yazan sol bek Coco, bir dönemin orta saha emektarı Baronio, ayağına topun yakıştığı isimlerden Fiore, Inter'in bir zamanlar yedek forveti Ventola, eskilerin kült golcüsü Lucarelli ve Biricik Totti. 2002 Dünya Kupası'nın kilidini açan da Yıldıray Başçürk'tü. Playoff eşleşmesi rövanş maçında Avusturya'ya karşı 21'de perdeyi Yıldıray açıyor, tüm Türkiye kutlamalara başlıyordu. Dünya Kupası'nın açılış maçında sambacılara 2-1 boyun eğmiştik. Yıldıray'ın muhteşem pasına voleyi yapıştıran Hasan Şaş, milyonları havaya uçurmuştu. Her ne kadar o gün rakibin usta ayakları Rivaldo ve Ronaldo'ya teslim olduysak da, sonrası asla uyanmak istemediğimiz bir rüya gibiydi. Kazanılan üçüncülük pastanın üstündeki çilekti. 1.69'luk maestro, ertesi yıl FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncü olan takımın yine parçasıydı. Fatih Terim'in 23 kişilik Euro 2008 kadrosuna almadığı yıldız, sessiz sedasız sahalardan uzaklaşmıştı. Malatya'dan Almanya'ya göç eden Altıntop ailesi 8 Aralık 1982'de büyük bir heyecan yaşıyordu. 10 dakika arayla doğan ikiz çocuklarına Hamit ile Halil adını veriyorlardı. Babalarını ufacıkken kanserden yitiren oğlanlardan büyük olan Hamit'ti. Kardeşine göre daha duygusaldı. Halil deseniz daha mantıklıydı. 3 kızı olan anne çocuklarına gözü gibi bakarken bir yandan çalışıyordu. İkizler mahallede top peşinde koşmaya başlıyor, anneleri de onları kovalıyordu. Israrlı muhalefete rağmen oğlanlar altyapılarda yollarına devam etmişti. Wattenscheid'da göze giren ikizleri Bundesliga'nın büyükleri mercek altına alıyordu. 2003'te orta sahanın dinamosu Hamit Schalke'ye imza atarken forvet Halil Kaiserslautern'e gitmişti. 2007'de Bayern Münih'in yolunu tutan Hamit, kırmızı beyazlılarda rotasyon oyuncusu oluyordu. Halil ise bir 10 dakika geç doğduğu abisinin gölgesinde kalıyordu. 2010 yılının Şampiyonlar Ligi finalinde Mourinho'nun talebeleri gülerken Altıntop ve arkadaşları ağlamıştı. O gün Santiago Bernabeu'nun çimlerine ayak basanlardan Hamit, Pandev ve Schneider Galatasaray'a, Mario Gomez Beşiktaş'a, Balotelli Adana Demirspor'a, Eto Antalya Spor'a transfer olacaktı. Real Madrid aktarmalı Galatasaray'a gelen Hamit, 2 lig, 2 kupa şampiyonluğunda rol oynamış, direkte patlayan şutlarıyla nam salmıştı. İkizlerden Halil daha önce Türkiye'ye ayak bastıysa da Trabzonspor'da iz bırakamamıştı. Türkiye formasını 82 defa terleten Hamit'in Kazakistan'a attığı unutulmaz gol Puşkaş ödülünü kazanmıştı. Merak eden aramaya bassın, bize telif attırmasın. Bayern Münih'in kazandığı finalde çok kısa bir süre görev yapan Nuri Şahin'in ailesi Kırşehirliydi. Ona dedesinin adı verilmişti. Daha 13'ünde Dortmund altyapısına kazandırılan orta saha oyuncusunun kariyer başlangıcı destansıydı. Bize büyük düşler gördüren o harika çocuk kendisinden beklenen patlamayı yapamamıştı. Yoksa başardıkları birçokları için imkansızdı. Dortmund dışında Real Madrid'de de şampiyonluk yaşamıştı. Türkiye'yi 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşıyan harika çocuğun A milli takım serüveni de Almanya ile oynanan hazırlık maçında başlamıştı. 4,5 ay önce Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ilk milli maç da buydu.
Gözler sahadaydı da aslında kulaklar Kopenhag'taydı. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kaldırdığı Parken Stadı'ndan gelen netice tribünleri mest etmişti. Danimarka, Yunanistan'ı yenerek bize playoff kapısını aralarken olimpiyatta da çiçek açmıştı. İşte o çiçeğin adı Nuri'ydi. Karşılaşmaya binlerce taraftar ve iki ülkenin İçişleri Bakanları önünde arzulu başlayan Ay Yıldızlılar da perdeyi Halil açmıştı. Tümer'in direkte patlayan şutunu tamamlayan forvet doğduğu ülkeyi üzmüştü. İkinci yarının son dakikalarında Fatih Terim Nuri Şahin'i çimlere sürdüğünde tarih yazılıyordu. Bundesliga'da sahne alan en genç oyuncu apoletli futbolcu girdikten hemen sonra golle tanışıyordu. Kandan seken topu tamamlayan 17 yaşındaki maestro fileleri bulmuştu. Neuville uzatmalarda skoru ilan etmiş, Ay Yıldızlılar mücadeleyi Almanya patentli oyuncularının golleriyle 2-1 kazanmıştı. Kariyerine zirvede başlayan Nuri'nin devamı tatsızdı. Özgeçmişinde Dortmund, Real Madrid, Liverpool yazsa da o harika çocuk zamanla sıradanlaşmıştı. Son durağı olan Antalya Spor'u bu sezon çalıştıran genç hocanın teknik direktörlük kariyerinin gidişatı merak ediliyor. Tabii akıllara malum soru geliyor. Kim bilir Almanlar 2005'te Nuri'nin attığı golle neler hissetmişti? Acaba bir kuşağın en yetenekli Türk oyuncusunu kaptırdık diye düşünmüşler miydi? Serhat. Sıyrıldı, önünü boşalttı Serhat. Sekendo, Necati. İkinci gol mü? Ve gol! 17 yaşındaki Nuri Şahin attı golü. O attı, o. Nuri Şahin attı. Altyapısını Almanya'da futbolcuların oynadıkları Şampiyonlar Ligi finallerini hatırladıktan sonra biraz da takımlarımıza bakmalı. Galatasaray'ın UEFA Kupası ve Süper Kupa zaferleri bir tarafa, temsilcilerimizin en başarılı Kupa 1 serüvenlerini kısaca hatırlamaya ne dersiniz? Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek final gören Beşiktaş, 1986-87 sezonunda o zamanların uzay takımı Dinamo Kiev'e boyun eğmişti. Aslında siyah beyazlılar o sezon biraz şanslıydı. İlk turda Arnavutluk temsilcisi Dinamo Tiran'ı rahat geçmişler, ikinci turda da Apoel'le eşleşmişlerdi. Kıbrıs Rum kesimi ekibi sahaya çıkmamış, çeyrek final kapıları aralanmıştı. Kartal'ın Şampiyonlar Ligi performansı denince 2017-18 sezonunu anmamak olmaz. Porto, Monaco ve Leipzig'le eşleşen Şenol Güneş'in öğrencileri grubu namağlup lider bitirerek tarih yazmıştı. O sezona devler arenasında 3'te 3 yaparak başlayan siyah beyazlılar bize alışık olmadığımız bir filmi izlettiriyordu. Porto deplasmanındaki 3 gollü galayı, Dolmabahçe'de Leipzig karşısında alınan 2-0'lık galibiyet kovalamıştı. Monaco'dan da şen dönen temsilcimiz arka arkaya gelen beraberliklerden sonra Leipzig'de kazanarak grubu 14 puanla noktalamıştı. Beşiktaş'ın attığı 11 golün 4'ünü Cenk, 4'ünü de Talisca atmıştı. Son 16 turunda Bayern Münih'le eşleşen Beşiktaş, her iki maçta da rakibine yenilerek turnuvaya veda etmişti. Kura'dan Alman devinin çıkması şüphesiz büyük talihsizlikti. 2013'te Avrupa Ligi'nde yarı final gören Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısına 2007-2008 sezonunda imza atıyordu. Inter, PSV, Eindhoven ve CSKA Moskova ile aynı gruba düşen Sarı Lacivertliler favori değildi. Zico'nun öğrencileri sansasyonel bir galibiyetle Devler Arenası'na merhaba diyordu. Inter'i David'in muhteşem volesiyle deviren Kanarya, arka arkaya aldığı beraberliklerden sonra PSV galibiyetiyle grupta iddialı hale gelmişti. Son maçta Rusları rahat geçen Fenerbahçe adını son 16'ya yazdırmıştı. Rakip o yılların fiyakalı takımı Sevilla'ydı. İleri uçlarında görev yapan Luis Fabiano ile Canute'nin ortaklığı şiir gibiydi. Dani Alves ve Seydou Keita sonradan Barcelona'ya gidecekti. Ardından stoperleri Escude ve sol bekleri Adriano Beşiktaş, yedek kalecileri De Santis Galatasaray, yedek forvetleri Aruna Kone de Sivasspor forması terletecekti. İstanbul'daki gol sahanlığında perdeyi Kejman açmıştı. Edu'nun kendi kalesine attığı gol canları sıksa da Alex'in kornerine kafayı yapıştıran Lugano, Kanarya'yı bir daha öne geçiriyordu. Escude skoru eşitliyor, Alex'in bulduğu Semih skoru ilan ediyordu. 3-2'nin rövanşında açılışı Dani Alves yapmıştı. Brezilyalı sağ bekin frikiğinde kalecimiz hatalıydı. Futbol literatürümüze "yapma Volkan" ifadesinin girmesine daha aylar vardı. Keita'nın yine uzaklardan attığı şutla fark artıyor, birçoklarımız tur elden gitti diyordu.
Fakat David'in başka planları vardı. Harika bir sezon geçiren Brezilyalı oyuncu ağları bulduğunda bu skor sarı lacivertlilere yetmiyordu. İlk yarının sonlarında Kanute fileleri sarsa da Alex'in kullandığı duran topla David skoru 3-2'ye getirmişti. Maçta başka gol olmayınca maç penaltılara kalıyor, Volkan kalesinde devleşiyordu. Escude, Maresca ve Alves'e hayır diyen file bekçisi takımını çeyrek finale taşıyordu. Çeyrek finalde Mourinho'nun Chelsea'sini karşısında bulan Zico'nun öğrencileri Kadıköy'de yine kazanmasını bilmişti. Bir kendi kalesine, bir de rakip kaleye gol atan David yine manşetlerdeydi. 2-1'in rövanşında Londra'da 2-0 kaybeden Fenerbahçe, Devler Arenası'na çeyrek finalde veda etmişti. Avrupa'da en başarılı olan temsilcimiz Galatasaray. Şampiyon kulüpler zamanında ilk 1962-63 sezonunda çeyrek final görmüş, o yıl kupayı kazanacak Milan'a boyun eğmişti. Aslan 1970'te de Legia Varşova'ya yine çeyrek finalde teslim olmuştu. 2012-13 sezonunda yine son 8'e kalan Cimbom, unutulmaz düelloda Real Madrid'e elenmekten kurtulamamıştı. Sarı Kırmızılıların Kupa 1 tarihindeki en başarılı sezonu 1988-89'du. İlk turda Viyana'nın yeşil beyazlıları Rapid'e eleyen Galatasaray'ın bir sonraki rakibi Nöşetel'di. İsviçre'de 3-0'la farklı kaybeden Aslan'da herkes umutsuzken Mustafa Denizli rövanşta 5 atarız diyordu. Kalabalıktan mahşer yerine dönen Ali Sami Yen'de Uğur'la Tanju şov yapıyor, skoru önceden bilen Mustafa Denizli efsaneleşiyordu. Çeyrek finalde Arsene Wenger'in çalıştırdığı Monaco'yu karşısında bulan Aslan, Fransa'da Tanju'yla kükremiş, cezası yüzünden Köln'de oynanan rövanşta rakibiyle berabere kalarak yoluna devam etmişti. O gün Prekazi'nin telgraf çekseniz 2 günde gelecek yerden vurduğu frikik golü anında jeneriklere girmişti. Yarı finalin ilk ayağı Romanya'daydı. 4-0 kazanan Steaua Bükreş finale göz kırparken o maçta ağları sarsanlardan Hagi 7 yıl sonra Galatasaray'a transfer olacak, kulübün tarihine altın harflerle yazılacaktı. Rövanş berabere bitiyor, sarı kırmızılıların peri masalı böyle noktalanıyordu. Şüphesiz Şampiyonlar Ligi tarihinin en güzel maçı İstanbul'daydı. 2005'te çimlerde yaşananlar tek kelimeyle destandı. O günkü geri dönüş unutulmazdı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu yine bir İngiliz ekibiyle İtalyan temsilcisinin buluşmasına sahne olacak. 10 Haziran'da ya uzay takımı Manchester City şeytanın bacağını kıracak ya da Inter büyük bir sürprize imza atacak. Tarih tekerrür eder mi? O çimlerde bir mucize daha yaşanır mı bilinmez. Fakat bir şey kesinse o da sonunda bu toprakların bir evladının Kupa 1'de zafere ulaşacağı. İki takıma gönül veren milyonlar bir tarafa, bu kapışma özellikle Balıkesir ve Bayburt'ta nefesleri kesecek. Bakalım o kupa hangi Türk'ün elinde yükselecek?